Burası fena değil bence. İdare eder işte. Yuvadan uçmak ilk seferinde hep zor gelir. Zamanla alışırız. Aa. Yani sen tecrübeliyim diyorsun bu yuvadan uçma meselelerine. Birçok konuda senden daha tecrübeliyim. Bu durumla yaşamaya alışmak zorundasın. İyi. Deniz. Dinliyorum. Sen niye yaşamayı bu kadar acele ediyorsun? Kaybedecek vaktim yok. Neden? Sen niye bu kadar ağırdan alıyorsun? Ya sen bu konuları açınca niye hep kaçıyorsun? Cevaplarından hoşlanmadığım sorulara tahammül edemiyorum. Sana bir sır vereyim mi? Hı. Ver. Makarnayı yaktın şapşal. Ya! Ya of ya! Of! Ya rahmet ya! Ya! Ya rahmet, kapat şunu suyu ya. Rezil ettin zaten makarnayı. Dışarıdan mı söylesek? İşte onun için bile geç kaldım. Ne yapıyorsun Deniz? Senin yapamadığın şeyi yapıyorum. Ne? Karnımızı doyuruyorum. Saçmalama Deniz, yenmez o ya. Niye? Nesini yanmış görmüyor musun? Ya. Hadi aç bakalım ağzını. Ya hayır, yemem ben bunu. Hadi rahmet ya. Ben de inatlaşmaman gerektiğini öğrenemedin mi? Ya ayıp ya Deniz. Tamam, Deniz. Ya al. Bir kerecik. Nasıl? Ya bırak ya. Hadi bir tane daha. Hadi. Yemeyeceğim ya. Beni seviyorsun aç lütfen. Ya istemiyorum, bırak. Bırakır mısın şunu? İyice şımardın ha. Ya yine mi ya? Ya Deniz, hani alarm kuracaktın sen? Öyle mi yapacaktım? Kesin atılacağım işten ha bu sefer ben. Gelmiyor musun sen? Yok, sen çık. Biraz kendime geleyim, eve gideceğim. Ya Deniz, zaten devamsızlıktan kalacaksın böyle giderse ya. Niye gelmiyorsun kızım sen okula? Senin de tavladığıma göre okula dikkatimi çekecek bir şey kalmadı çünkü. Ha. Tamam. Tamam, ben de seni seviyorum da. Konumuz bu değil şu an. Daha ne kadar derinden kaçacaksın? Okulda, evde, bir yerde denkleşeceksiniz yani. Senin saçmalıklarını temizlemek biraz daha bekleyebilir. Ne benim saçmalıklarımı? Öyle rahmet. Hiç kendini sıyırmaya kalkma. Eğer başında benim demiş olsaydı konu kardeşime kadar bulaşmayacaktı. Ben derine söylediklerimde samimiydim. Sadece olay sonra kontrol eden çıktı diyelim. Yapma ya. Kendini benden korumak için resmen derinin arkasına saklandın ama. Sen de doğru düzgün belleseydin o zaman. Yani daha kolay olurdu. Zekiydin değil mi sen? Matematik formülüyorsun kızım sen. Ben senin formülünün artık sayısıyım bebeğim. Hesaplarım benim yüzümden tutmuyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Biz artık sayıları genelde yok sayıyoruz ama... Hele bir dene. Ölmeyi dileyecek hale getiririm seni. Tamam tamam ya. Ben dersimi aldım. Hadi Deniz. Hadi git, yüzünü yıka. Daha seni eve bırakacağım, oradan okula gideceğim. Hadi. Yürü.
Senedir hadi ya. Artık okulda çalışmıyorsun yani, öyle mi? Bilmiyorum, bir gidip konuşacağım, belki hallederiz ya. Aman boş ver ya. Bitmiş gitmiş kasenin dibine niye sıyırıyorsun? Laflara bak ya. Çok bilmişsin ha sen. Var mı fikrin mi acaba? Var tabii. Artık 24 saat bana hizmet edebilirsin. Çok güzel pislik çıkarırım. Yerleri süpürmeyi bile özlemez. Zaten artık okulun çöpleriyle seni paylaşmaktan sıkılmaya başlamıştım. Ben de seni ciddiye aldım, dinliyorum Deniz burada ya. Yani dert etme. Ben sana bir sürü tez, ödev, hepsini ayarlarım. Ha. Hatta uslu bir çocuk olursan başkasının yerine sınava girmene bile izin verebilirim. Vay be. Bayağı hayırlı sevgilisin sen ha. Hadi gel dağıtalım biraz. Nerede ya? Onların yanında işte. Hadi gel Rahmet. Ya Deniz, bizim ne işimiz var tanımadığımız insanların yanında ya? Ay Rahmet ya, tanışırız işte. İki saatten beri siyatikli emekliler gibi yürütüyorsun beni, hadi. Ya siyatikli emekli ne ya? Deniz, ya Deniz, ya Deniz ya. Ya. Selam, katılabiliriz değil mi? Ya gördün mü? Dur, şunu alabilir miyim? Yaşar. Ya, bak. İçmek ister misin? Aa, yok sağ ol. Neden? Yok ben içmeyeceğim ya. Niye? Biraz içsene. Keyfin mi yok? Ya yok tamam, o içmeyeceğim. O zaman biraz dans edeyim. Yok ya. Siz dans edin ben. Ne yapıyorsun be? Ne olacak ya, birazcık da ben de dans etsin. Ya çekil git diyorum be. Ya. Çekil git başımdan diyorum. Şişt, ya ne oluyor? Sana ne lan? İçkim içtiysen benimle dans edeceksin. Düzgün konuş lan. Yürü ya. Ne olan böyle içip hesap ödemeden kaçmak? Sana diyorum. Bir dakika Rahmet. Ya. Bekle. Ya Deniz ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Dur, dur. Üstü kalsın. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şşt, hop. Sen ne yapıyorsun lan? Sen ne yapıyorsun lan? Hop, bir hala. Lan, dur. Yürü ya, yürü, dur. Nerede lan o? Ya ne yapıyorsun? Yürü ya, yürü. Ya bir günümüzde olaysız geçsin Deniz ya. Bir günümüzde olaysız geçsin ya. Sana fizik çıkarırım derken şaka yapmıyordum. Çok eğlendik ama değil mi? Ha, çok eğlendik. Yürü hadi ya. Bu ne ya? Benim ehliyetim yok ki. Ya benim de yok. Ayrıca şu an araba kullanacak halde değilim. Ya senin ehliyetin nasıl yok Deniz? 6 ay el koydular. Ya babam anlamasın diye arabayla çıkıyorum işte. Hadi Rahmet, gelecek mi ya şimdi? Ya öf Deniz, bin ya. Bin Allah kahretsin, bin. Deniz. Deniz uyan hadi, baban arıyor. Saat kaç? Öğlen olacak neredeyse, uykucu. Hadi aç aç. Ay eve dönmüştür. Ondan arıyordur. Neredeydi ki? İş seyahati. Alo baba, döndün mü? İyi tamam, gelirim birazdan ben. Hatta beraber yemek yeriz. Ha, baba, Derin evde mi? İyi tamam, görüşürüz. Ben bir kendimi göstereyim, gelirim. Evde miymiş? Hı hı. Ya tamam, bakma oyunu halledeceğiz. Büyütülecek bir şey yok. Nasıl? Bütün suçu senin üstüne yıkıp kendimi sıyırmayı planlıyorum. İyi tamam, ne yaparsan yap be. Ama çok geç kalma, tamam mı? Kim ya?
Allah Allah. Lan! Hikmet! Merhaba abi, nasılsın? Teyzeciğim, ara seni burada. Nasıl olur oğlum beni? Anam ağladı, anam. Sadık'tan buldum adresini. Geç. Deniz, bu benim kardeşim Hikmet. Merhaba. İyi, tamam. Çıktım ben. Araba neredeydi? Aşağıda. Ya Deniz, kullanma şunu ehliyetsiz ehliyetsiz ya. Ya niye getirdin beni odana? Biz seninle şu saatten sonra ne konuşacağız ki Deniz? Ha? Ne konuşacağız? Ben sana rahmete aşığım dedim ya. Kavga ettiğimizde gelip sana ağladım ben. Ya bence sana bırak onu. O çocuk sana göre değil dedim derin. Dinlemedin. Onu kendine aşık etmeye çalıştığını bilmiyordum da ondan. Ya kimse kimseye zorla aşık edilemez. Aşık olunur. Buna yapılabilecek bir şey yoktur. Ha, o sana baştan kapılmıştı zaten. Öyle mi Deniz? Bu daha bile iğrenç. Sırf rahmet değil, ikiniz de kullandınız beni o zaman. Derin. Ben ona yapma dedim. Dinlemedi. Ya ikiniz de beni dinlemediniz zaten. Kusura bakma ablacığım. Senin olduğun bir yerde kendime ait bir hayat istemeye nasıl cüret ettim ben zaten, değil mi? Ya Derin, ya Derin, saçma sapan konuşma. Ne yapsaydım, hı? Bıraksaydım rahmetle Nidal Koca yaratacağım derken sinir hastası mı olsaydın? Ya ilişkiniz bundan öteye gitmeyecekti zaten. Ben başında kurtarmış oldum seni işte. Ha, sen beni kurtardın yani, öyle mi abla? Evet. Aynen öyle. Bana teşekkür edeceğin yerde beni azarlıyorsun ya. Halimize bak. Bir erkek için kavga ediyoruz resmen. Ne kadar ayıp. Derin. Benim için bir tek sen varsın. Her şeyden, herkesten önemlisin. Biliyorsun bunu. Rahmete aşık mısın Deniz? Yok canım. Ne aşkı ya? Ben öyle bir hata yapar mı? Sıkılıyoruz işte. Sıkılırız zaten, biter gider bir iki gün. Aşık bile değilsin Deniz ha? O bile değil yani. Sen iki gün sonra sıkılacağın adam için benim kalbimi böyle kırdın, öyle mi? Ya ben rahmeti bile bir noktada anlayabiliyorum. Ama seni anlamıyorum. Ben seni gerçekten hiç anlamıyorum. Tamam Derin, tamam. Özür dilerim. Gerçekten. Ya bak, çıkacağım, işim var. Burada hala sana dert anlatıyorum ya. Oldu. Bitti artık. Geçmişe çare yok. Düzeltemeyiz. Ne yapabilirim? Söyle, kendimi affettirmek için ne yapabilirim sana? Ya söyle, ne istersen yapacağım ya. Öleyim mi? Ne yapayım? Öleyim mi? Söyle. Rahmetten vazgeç. Ne? Madem her şeyden, herkesten kıymetliyim, seni affetmem için iki gün sonra sıkılacağım bir adamdan vazgeç. Çok mu? Nasıl olsa aşık olmak gibi bir hata da yapmamışsın. İyi. Tamam Derin. Senden kıymetli değil sonuçta. Haklısın. Ben kendime yeni bir eğlence de bulurum. Hatta bak ne yapalım biliyor musun? İşim falan da yok benim. Tamam? İptal ediyorum. Ben şimdi üstümü değiştireyim. Sen de gel sonra beraber film falan izleyelim ha? Olur mu? Hadi bekliyorum.
Ne yapsak? Akşam gitsek mi konsere? Of Doruk ya. Sıkıldım senden. Dolaşma etrafımda, hadi bas git. İyi be. Ne halin varsa gör. Ay abla, madem istemiyordun niye taktın çocuğu peşine? İnsan her zaman iyisini bulamıyor. Değil mi Tolga'cığım? Sen iyiydin gerçi. Niye ayrılmıştım ben senden? Yeter ama Deniz ya. İnsanların duygularına biraz saygın olsun. Eğleniyorum. Ne var? Siz çok fazla ciddi alıyorsunuz ha bu işleri. Merhaba dediğiniz aşık oldum falan sanıyorsunuz. Sizin iki zırlayıp sonra unuttuğunuz şeye moralimi bozarak göremeyeceğim kendim. Gerçekten çok zalimsin. Ay hadi onu boş verin de. Bence bu akşam birazcık dağıtmaya gidelim, ne dersiniz? Çok güzel bir parti varmış ya gerçekten. Bence biraz ihtiyacımız var buna, ha? Ne dersiniz? Hatta ben arayayım Melisa şimdi, tamam mı? Arıyorum. Ahmet değil mi o ya? Niye gelmiş ki okula? İşi bırakmamış mıydı o? Siz kantinde bekleyin beni. Ben de şu sınava girip geleyim. Bana bak abla, Allah'ını seversen yine boş kağıt verme. Ay derin. O kadar geldim değil mi? Ha ya şey. Kaleminiz var mı? Ay bu da öğrenci olacak. Selam. Öğrencilerle seni sahiplenecekleri kadar samimi ol. Ama sınırın olsun. Otur, senin üstüne çıkmalarına izin ver. Tamam hocam. Hadi bakalım. Suya atlamadan yüzmeyi öğrenemezsin. Oo, sınıf mevcudu çoğalmış. Sınav var dediler, geldik hocam. Rahmet, sen kağıtları dağıtabilirsin. Tabii hocam. Hocam, hiç tanıştırmıyorsunuz da arkadaş kim? Rahmet, yeni asistan. Artık sizin mızmızlıklarınızla o ilgilenecek. Vallahi ben bundan sonra ders kaçırmam hocam, söyleyeyim. Azıttınız yine. Bitince kağıtları toplar, odaya getirirsin Rahmet. Tabii hocam. İlk yarım saat kimse çıkmayacak. Peki hocam. Hocam kağıt yetmedi. Tamam, getiriyorum. Yok artık. Hayat? Öyle. Öyle. Evet arkadaşlar, sessiz sedasız halledelim bu işi. Buyurun. Sen ne sevimli söyledin onu öyle ya. Cevapları okurken o kadar sevimli olmayabilirim yalnız. Evet Deniz Hanım, cevaplar benim yüzümde yazmıyor herhalde. Kağıdınızla girelim lütfen. Çok zor sormuşsunuz ama hocam ya. Ben psikoloji öğrencisiyim. İki laklak edip geçeriz diye düşünüyordum. Kalacağız vallahi ya. Yani hayattaki tercihleriniz sonucunda katlanmayı öğrenmiş olursunuz en azından. Değil mi? Sınavdan sonra kağıdımızı görmeye gelebiliyor muyuz peki? Sizinle mi bakacağız? Evet. Benimle bakacaksınız. Ama onun için tabii o kağıdı önce bir doldurmanız gerekiyor. Uzun uzun yazayım o zaman. Thank you.
Nereye Deniz Hanım? Sana ne? Arkadaşınla konuşmuyorsun. Konuşmalarına dikkat et istersen. İlk yarım saat kimse çıkmayacak benden. Geçelim. Dur dur hadi. Hocam, Deniz'le uğraşma hocam. Çok pis can. Partinin birini herifin tekini ortada madara etmedi. Biliyorum ben. Hadi sen devam et. Sen ya? Sen ne yaptın sanıyorsun ya? Hoca odası burası, saygılı ol biraz. Bana bak Rahmet. Eğer seni bıraktım diye intikam almaya çalışıyorsan adam gibi kendi işini kendin hallet. Hocaları niye üstüne salıyorsun ya? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ya sınava girmedim diye beni şikayet etmişsin. Sabahtan beri canımı çıkartıyorlar dekanlıkta. Sen çok yanlış anlamışsın. İki gün takıldık ettik diye senden intikam alacak halim yok herhalde benim. Eğlendik bitti. Yapma Rahmet ya. Sen giderken ben dönüyordum. Eğer yapacaksan daha yaratıcı bir şey bul. Bu mu yani? Bunu mu buldun? Bu şekilde mi benim canımı acıtacaksın ha? Bunları senin canını acıtmak için falan söylediğimi düşünüyorsan çok yanılıyorsun bebeğim. Sana sınavdan çıkılmayacak dendi, sen çıktın. Sonuçlarına kattın her şeyi. Ben şimdi sana göz yumsam bir dahaki sınav tek öğrenci kalmaz işe. Anladın mı? Peki çıkabilirsin. Her öğrenciye bu kadar vakit ayırırsan ben burada kendi işimi hallederim, değil mi? Afiyet olsun. Ah, teşekkür ederim. Deniz, ne yapıyorsun ya? Öldüreceğim onu ya, anladın mı? Mahvedeceğim, yok edeceğim. O da benimle uğraşmak ne demekmiş, görmedi. Kim görmedi, ne oluyor? Ya inanamıyorum ya, kimse bana böyle davranamaz. Anladınız mı? Kimse buna cesaret edemez. Ya Deniz, bir sakin ol. Ne oluyorsun ya? Abla bak, iyi misin? Bir su falan ister. Sen iç derin olsun ya, anladın mı? Sen iç. Bizi gitmiş bir şikayet etmiş ya. Umurumda değilmişim bir de. Kendi silahımla beni vuracak aklınca sıra. Kim şikayet etmiş, ne olmuş? Ya şu salak dersin yeni asistanı. Kimmiş ki o? Rahmet! Ne? Hı? Savaş istiyor, anladın mı? Savaş istiyor. İyi, savaşalım o zaman. Bakalım hangimiz sağ çıkacak. Helal geldi. Tostu da çıkınca alacağım. Ay sağ ol ya, zahmet oldu. Rica ederim, ne demek? Ya ne diyeceğim, hafta sonu çok güzel bir film geliyormuş. Şampiyon. Beraber gidelim mi izlemeye? Hem değişiklik olur ha? Daha görmeden güzel olduğunu nereden biliyorsun? Bizim Ayça ön gösterimine gitmiş, o söyledi. Çok ağlamış. Ben de duymuştum onu ya. Şu yarış atının hikayesini anlatan filmi değil mi? Hı hı. Olur vallahi, gideriz. Hem Deniz, biliyor musun, o hikaye gerçekmiş. Sen de gel işte ya, gidelim hep beraber. Tamam, bakarız. Allah Allah. Ne işi var ya rahmetli Pelin'le? Asistan oldu ya, onun içindir. Soracağı bir şeyler falan vardır. Bu arada bana o kadar laf ettiniz ama sayemde hayatı kurtuldu. Baksana, ablasıyla konuşmasam okula geri döneceği falan yoktu. Hadi ya. Bir daha iş çevireceğin zaman benim de haberim olsun Derincim. Bu işler senin harcın değil ya, saçmalıyorsun sonra. Ben şu tostları alayım.
Allah Allah, diyene bak. İnsanlara oyuncak eden ablam söylüyor bunu da. Ben insanlarla onlar izin verdiği kadar uğraşıyorum Derin. Ailelerine gitmek ne demek oluyor? Öyle mi ya Deniz? Rahmeti elimden alırken benden izin aldığını hatırlamıyorum da ben hiç. Ay Derin, yeter ama. Tamam, ayrıl dedin ayrıldım. Rahmetten öcünü de aldın. Bak, sakın ona yeniden yüz vermeye falan kalkma. Beni kaybedersin, bu konuda anlaştık. Tamam, yeter, anladım. Sen de adam gibi birini bulup hayatına devam et istersen. Değil mi? Gel, onu da elimden al sonra. Evet. Sana gerçekten aşık olup gözü senden başka hiç kimseyi görmeyecek birini bulana kadar bunu yapmaya devam edeceğim küçük kardeşim. Hayatı annenle babam gibi proje olarak yaşamana izin vermeyeceğim çünkü. Deniz nereye gidiyor ya? İşte mesela ben bunu hiç anlamadım. Bundan niye puan kırdınız ki? Yazmışım işte ne güzel. Cevap yanlış ya. Hı. Ondan yani. Biz de cevap anahtarı dağıttık zaten. Pelin'cim. Otoparkta bir kaza olmuş sanırım. Arabanı vurmuşlar. Benim arabamı mı? Nasıl ya? Ben gideyim o zaman. Hocam geliyorum birazdan. Ne bu şimdi? Şimdi de etrafımdaki dişi sinekleri mi kovmaya başladın? Derdin ne kızım senin? Sen de beni kıskandırmak için sineklere bulaşma o zaman. Hayır, başını belaya soktuğuna değmez. Niye ya? Gayet hoş bir kız bence. Hem öyle geleceğim deyip ayrıldığını kardeşine söyletecek biri de değil. Ne zaman beni paramparça edecek diye düşünmek zorunda da kalmam. Sevdim ben bu kızı ya. Olur yani. Sırf bana benzemiyor diye biriyle beraber olacaksın yani. Öyle mi? He. İyi olmasın? İnsan başka ne ister ki zaten? Başını belaya sokmaya değer bence. İyi. Göreceğiz değer mi değmez mi? Bak şimdi Pelin'cim, benim söylediklerimi harfi harfiye yaparsan kesin rahmeti tavlarsın. Ay çok teşekkür ederim Deniz ya. Ben de biliyordum aslında onun benden hoşlandığını. Bakışlarından falan belliydi. Ya. Hadi koş, ne duruyorsun? Ya çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum o zaman. Görüşürüz. Ne oluyor burada? Hocam bir şey yok aslında, bir şey yok. Bir daha okul içinde böyle bir şey görmeyeceğim. Yaşıt da olsanız hocan sayılır rahmet senin. Çık çabuk. Rahmet, otur.
Deniz! Deniz! Deniz ne yaptın sen Yusuf sen? Şu delice işlerinden vazgeç artık. Bak beni de rezil ettin. Zavallı kızı da. Sen kaşındın. Sana beni kışkırtma dedim, dinlemedin. Hem senin bana hocalardan bir azar borcun yok muydu? Onu ödemiş oldun, ne var? Deniz ne yapıyoruz biz ya? Gerçekten ne yapıyoruz biz? En iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz Rahmet. Savaşıyoruz. Diğeri bize göre değildi zaten. Beni sen bıraktın sen. Savaşmaktan başka bir şey bilmeyen sensin. Sen sadece kazanmakla ilgileniyorsun. Ama kazandığında ne yapacağını bilmiyorsun. İyi tamam. Kaçma. Bu artık senin oyunun değil, tamam mı? Ne istediğini söyleyeceksin. Tamam, birlikte olamıyoruz. Ayrılamıyoruz da. Ne istiyorsun yani? Senin bana aşık olduğunu mu itiraf ettireyim? Yaparım bunu Deniz. Tamam, senin gibi öyle fotoğraf oyunları yapamam belki. Ama bir şekilde bir şey bulurum. Ben aşık olmam, boşuna uğraşma. Sen de aşkı böyle pembe bulutlarda sekmek falan sanıyorsan eğer... git kendine pamuk prenses bul. Ben masallara inanmam. Ama olur da belki küçük bir ihtimal falan prensesini bulursan... sakın gözüme sokmaya çalışma. İkiniz de olduğuna pişman ederim. İyi tamam. Evet, pişman et. Buradayım ben. Deniz Hanım. Şey hocam, Deniz Hanım'ı da bütünlemeye alsak mı? Sen sınavdan erken çıktığın için ceza almadın mı? Aldım hocam, evet. Ama ben zaten... Aldı bütün... hocam ama... şimdi nasıl olsa kalacağım diye hiçbir derse girmez filan. Müsaade ederseniz bir şans daha verelim. Ben yapayım sınavını. İyi, öyle olsun. Hadi yine asistanıma dua ettiniz. Boş sınıflardan birinde sınav yap. Diğerlerini bölmeyelim. Peki hocam. Buyurun Deniz Hanım. Buyurun Deniz Hanım. Bilmiyorum sen ya. Senin bana yaptıklarını bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok eğlenceliymiş ha. Hadi sınav abi. Buyurun Deniz Hanım. Rahmet ya. Sınav falan olmayacağım ben. Tamam, akıllandım, dersimi de aldım. Ne yapıyorsun? Bu sınav bitmeden buradan çıkmak yok Deniz Hanım. Daha yaratıcı olsaydın bari. Hı? Ben ne yapayım? Kardeşinle mi beraber olayım? Hı? Böyle mi oynayacağız? Saçma sapan konuşma. Ya. Öyle kapıyı kilitleyip hocaları üstüme salmakla olmuyormuş değil mi? Yap şu sınavı Deniz. Tamam. Hemen bozulma sen de. Ben onu seni sinir etmek için söyledim. Ya ne yapayım ben senin kardeşinle, ne işim olur? İyi. Otur o zaman. Sen haklıydın Rahmet. Ben iddialaşmaktan, savaşmaktan başka bir şey anlamam. Hoca almak istiyorsun. Yaşadıklarını yaşatmak istiyorsun, biliyorum. Sen zaten onları yaşıyorsun Deniz. Sadece kendine itiraf etmeye yediremiyorsun. Benimle uğraşmaktan vazgeç Rahmet. Bu seni daha çok dibe çekmekten başka bir işe yaramaz. Bizim oyunumuz bitti. İki tarafın da kazanabileceği bir oyun yok.
Gereğinden fazla uzatırsan sonunda herkes kaybeder. Deniz. Efendim. Aşık mısın? Hayır. Ya gel gel. Ya baba sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Aşağısı insan kaynıyor. Bana bu başta günüm buldun ya. Ne bu? Ne yapacaksın, vereceksin, kurtulacaksın. Ya baba ne diyorsun? Ahmet hocam. Ne olmuş? Kim yapmış anonsu? İçerideler. Ya yok 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 yok. Ne içerideler ya? Çocukları ben kulaklarını çektim. Böyle bir şaka yapmak istemişler falan da. Hallettim ben yani. Problem yok siz. İşinize bakabilirsiniz. Ya o zaman şey ya. Çekti çekti. Gerizekalı. Ya baba görüyor musun ne yaptığını ya? Kovduracaksın beni buradan ha. Ne yapacaksın oğlum? Ver şu anahtarı, sen de kurtul, ben de kurtulayım ya. Bekle veririm ben sana o anahtarı. Zaten derdin başından açmıyor, canım sıkkın. Sen de mi uğraşacaksın bir de buradan? Sıkacağın iyidir, kolay kolay çıkmaz oğlum. Hem o mumyalara da can geldi. Neydi lan öyle gıy 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 gıy? Ya hadi baba, hadi ya. Şşt lan dur 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 dur. Sana var ya ateş gibi bir kızım oldum ha. Uf. Ulan sen ne salaksın lan, hiç kafan çalışmıyor ya. Nasıl kaçırdın lan onu sen? Nasıl benim oğlum? Baba geldin buraya, ne kızından bahsediyorsun? Hangi kız ya? Ne kız buldun ya bana ya? Tamamdır Fikir, hadi sen de gel. Nasıl yani? Rahmet senin oğlun, Fikir de senin baban, öyle mi? Ha, kaçırmamış. Kimin oğlu be? Deniz sen nereden buldun benim babamı ya? Ha? Ne biçim bir bedası kızım sen? Seni bana delirtmek için mi gönderdiler? Ne diyorsun Rahmet sen ya, ha? Ben nereden bileyim Fikir'in senin baban olduğunu? Hep ayrıca sana ne ya, sana ne? Ne yaparsam yaparım, sana hesap mı vereceğim ben? Allah, oynadığın hayat benim hayatımsa vereceksin tabii. Ya çok sıkıldım senin bu oyunlarından ha. Git kardeşinle kendinize başka bir oyuncak bulun, onunla uğraşın tamam mı? Benim hayatıma çıkın artık. Hayatından mı? Ben senin hayatının neresindeyim ya, anlatsana bir ha? Ya sen anlamıyorsun beni galiba. Defol git hayatından Deniz. Çek, istemiyorum seni ya. Kız, kız, ateş topu nereye be? Hani söz vermiştin, pislik yapacaktık. Hani ben evimi alacaktım, ha? Oğlunun kim olduğunu öğrenmeden önceydi. Ha, ne olmuş, daha iyi ya. Sen intikamını alırsın, ben de evimi alırım, ha? Yok, uğraşamam ben senin manyak oğlunla. Şş, ama manyak deme, lazım olur ama. Gel gel gel. Daha sen bunu kaldıramıyorsun ya. O kadar derdi nasıl kaldıracaksın? Hadi 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 geç. Geç geç yana geç hadi. Hadi hadi. Hadi ya.
arkadaş. Emniyet kemeri, emniyet kemeri. Güzel ama. Aha. Hazır mısın? Aha, iti an geliyor bak ver. Baba ne işi var bunun burada ya? Ne diyorsun lan sen? Ne? Görüşürüz. Lan. Baba ne çağırıyorsun sen beni buraya? Lan oğlum bana bak. Bugüne kadar hiçbirinize fiske vurmadım. Şimdi seni şuraya yatırır sabaha kadar eşek suda gelene kadar döverim ha. Baba ha. Ya. Ne babası? Yürü lan. Ya. Yürü. Evine götür lan kız. Yürü. Ay şunlara bak ya. Deli aşıklar size. Araban nerede? Hayır ne bileyim ben nerede? Hep sana ne be? Ne demek sana ne Deniz? Ayakta duracak halin yok. Uzatma ben bırakacağım ver. Defol git peşimden ya. Çığlık atacağım yoksa. Atarsın biliyoruz. Bir de karakolda sabahları senin yüzünden. Sabahlarız. Ay dolanma peşimde. Ne? Ben mi dolanıyorum senin peşinde? Kızım sen bir etrafına bak istersen. Benim mahallemdesin farkında mısın? Benim mahallemde, benim parkımda, benim babamda kafayı çekiyorsun. Beni evden çağırtırıyorsun. Sonra ben dolanıyorum peşinde. Yok ya. Üf, yeter ya. Kim çağırmış seni ya? Kim çağırmış? Ben ne güzel keyif yapıyorum orada. Sen niye gelip benim keyfimi bozuyorsun ki? Ben nasıl geldiysem öyle giderim. Çekil. İyi be. Git çarp arabayı da öl. Üf, evet öleceğim. Ölürüm. Canım ne isterse onu yaparım ya. Sana ne? Ne? Ne var be? Ne yapıyorsun? Gel Ahmet ya bırak. Gel Ahmet birden bulamıyor zaten ya. Getirdin kızını. Ne yapsaydın baba? Küfürlük etmişsin kızı. Arabası nerede bilmiyor. İş yaptın ha. Şşt. Kız Tecih'e aşık sana. Yok öyle bir şey yani. Ne alakası var? Gün. Anam bu kız kim? Benim yeni gelin. Ne? Duydum seni Fikrim. Boşuna heveslenme. Sen ne bakıyorsun babam abla ya? O şey... öylesine konuşuyor işte. Benim başım ne biçim ağrıyor ya? Ben sana dedim adabınla içmezsen başın ağrır. Günaydın. Günaydın. Derin ne oldu? Derin? Evet, o annesiyle babamla falan kahvaltı ediyordur herhalde. He? Tuvalet neredeydi? Sağa dön şu, yok. Sola dön, sola dön. İlk sol. Sol. Şurada, şurada. Şey... odaları karıştırma. Şey, Deniz Derin'in ablası da... Ne? Oğlum ne yapıyorsun? Ablan necim çıkıyorsun ya? Allah kahretmişsin. Sen necim çıkıyorsun abla ya? Bende ne alakası var? Babam içirmiş kızı. Kız sarhoş. Arabası nerede bilmiyor filan. Ne yapsaydım kızı şimdi? Yoldan bıraksaydım kızı? Delirdin iyice. Ya sus. Abla sus. Günaydın. Ana ne kadar güzel kız ya. Ya sen de fena sayılmazsın. Ben rüyada mıyım şu anda? Salak mısın yürü git ya Allah Allah.
Kahvaltı edecek mi gelin hanım? Ay aslında çok içim ya, fena olmaz. Pes. Şey... Deniz'cim biz dışarıda yiyelim yani, acelemiz var ya. Yolda giderken atıştırırız bir şeyler. Sen de al şunu baba. Getir başını belaya soktun ha. Al, ne yapıyorsan yap. Şişt, alırım dedim, alırım oğlum ben. He, aldın aldın. İşte rahmet oğlum. Elektriğini, suyunu, kirasını ödeyeceksin. He, ödeyeceğim baba. Hepsini ödeyeceğim, yapacağım. Bekle beni hatıralım. Hadi yavrum. Deniz'cim sen de. Bir şeycim Deniz'cim. Emin oldum o zaman. Görüşürüz inşallah. Abla, senin de yüzün bembeyaz ya. Sen bence biraz daha dinlen yani. İyi gelir sana. Şey yapma. Rahmet, görüşürüz abi. Kolay gelsin. Sağ ol canım benim. Anacığım, rahmet haklı. Hadi sen git dinlen, ben çocukları hallederim. Hatta şeyi de kahvaltını da getiririm, işleri bile getiririm. Sen hiç soğukta bile çıkma yani bugün, tamam? Hadi git. Ay vallahi çayır diyemeyeceğim. Buna bak sen ya. Ya Hikmet abi, hı? Rahmet abimin üniversitesine kaç puanla giriliyor? Aa. Hadi Fiko, hadi. Hadi giyiniyorsunuz. Laflara bak. Çok güzel kız değil miydi ya? Oğlum salak mısın? Abini seviyorum. Rahmet. Tek bir şey. Ya bir sorun. Ama bana doğruyu söyleyeceksin. İyi. Tamam. Diyelim ki birine aşık oldun. Of. Yapma öyle. Bak bir kere soracağım sadece dedim. O da sana aşık oldu. Böyle olmasını hiç istemiyordu ama oldu işte. O aşık olduğun kız... günün birinde sana hiçbir haber vermeden ortadan kaybolacak. Şimdi değil. Çok sonra. Ama gidecek. Çünkü mecbur. Sen bunları bile bile onunla beraber olur muydun? Birlikte geçirdiğiniz zamanın kıymetini bilip... sonra hayatına kaldığın yerden devam edebilir miydin? Baban gibi. Hayır. Niye? Aferin. Ne dersen de çok şey öğrettim ben sana. Aptal gibi atılan yemi havada kapmamayı öğrendin en azından. Deniz? Deniz, ne işin var senin burada?
seni çok özledim Deniz. Şu hayatta hiçbir şey özlemediğim kadar özledim. Biliyorum. Gitmeyeceksin değil mi artık? Ha? Mecburum. Deniz gitme. Gitme kal. Birlikte kaybedelim. Hı? Sonuna kadar savaşalım. Sonunda ikimiz de kaybedelim. Ama ne olur sen gitme. Ha? Deniz. Deniz. Deniz gitme be. Hadi açsanıza ya. Buyurun. Deniz nerede? Deniz Hanım odasında. Şişt, bir saniye beyefendi. Ya arkadaşım, Deniz. Arkadaşı dur. Deniz. Deniz. Deniz, niye yapıyorsun bunu kendine? Hı? Niye? Hı? Neden? Niye yapıyorsun kendine? Deniz. Deniz, açsana gözlerini. Bak. Hem... Sen bana bakmazsan, ben senin varlığını hissetmezsem, ben yaşayamam ki kızım. Vallahi. Tamam, savaşmak mı istiyorsun? Tamam. Tamam, savaşalım. Sen kazan. Zaten sen kazanıyorsun. Hep sen kazan. Yeter ki benim kaybettiğim yerde ol Deniz. Yanımda ol. Sevgilim ol, aşkım ol. Anlaştık. Ne oluyor ya? Deniz? Ben bittim, senin oyunların bitmedi ya. Ne istiyorsun kızım sen? Çok mu canın sıkıldı yani? Bravo sana. Ya Rahmet, bir saniye bir dur. Rahmet'im. Ya bir dinle. Ya ne dinleyeyim ya? Ha? Ne dinleyeyim, ne? Bir saniye, bir dakika bir dur. Derin'in kalbini kırmadan beraber olmanın tek yolu buydu. Ne yapayım? Hem Derin kendi elleriyle seni bana getirmemiş olsaydı ya sürekli bir pürüz çıkartacaktı. Sen de beni kaybetmekten korkmasaydın eğer geri adım atmayacaktın. Ne yapsaydım? İnsan gibi davransaydın Deniz. Senin bütün işlerin böyle ha.
İlla böyle bir oyuna girmek zorundasın. O oyunun sonunda kazanmak zorundasın. Kazanmadan hiçbir şeyin anlamı yok senin için. Ya. Az önce öyle demiyordun ama. Az önce ölüyordun sanıyordun da ondan öyle dedim. Ha, öyle mi? Bana olan aşkını itiraf etmen için ölmen falan gerekiyor yani. Öyle mi diyorsun? Ya saçmalama Denizci. Ya Rahmet. Ya Rahmet. Bu sözleri duymak için buna değerdi ama. Ya sen benim aşık olduğum, sevdiğim tek erkeksin. Ben de böyle bir kızım. Böyle birine aşık oldum. Benimle beraberken oyunun ne zaman bittiğini, ne zaman başladığını okuyucu zekanla anlayamazsın. Hissedebilirsin. Yine bir gün çekip gideceksin değil mi? Evet. Mutlu sonlar bitmemiş hikayelerde olur sevgilim. Peki niye Deniz? Niye gitmek zorundasın? Bunu öğrendiğin gün, beni gördüğün son gün olacak Rahmet, sorma. O gün ikimiz de kaybedeceğiz. Ama ben seninle kaybetmeye de, paramparça olmaya da hazırım. Sen de hazır mısın? Sen var ya, benim hayatımda gördüğüm en büyük belasın. Sen de bela seviyorsun ama. Seviyorum.